Oyun dizileri niye bu kadar popüler oldu? Abi çünkü beleş para. Çok büyük bir beleş paraya. Ha neyse şey anlatıyordum. Abi beleş. Yani zaten eskiden şöyle bir sıkıntı vardı. Eskiden nedense film dizi yapımcıları abi oyunun kendisi çok tuttu. Bunu kullanalım. Ama normal average insanlar anlamaz. O yüzden değiştirelim diyordu. Şimdi şöyle bir salaklık var. Zaten oyun dünyası çok büyük. Oyun dünyası dediğim yani oyuncu sayısı çok büyük. Zaten bir oyun tuttuysa oyunu değiştirmeden dümdüz koyduğunda zaten halihazırda 3 aşağı 5 yukarı tutuyor. Yani o yüzden artık önümüzdeki zamanlarda daha az hikayesi değişen daha fazla oyun göreceğiz ki zaten şu anda yapımda olan inanılmaz fazla oyun şeyi var. Geçenlerde ben bir tane tablo görmüştüm. Ya inanılmaz fazla var. O resmi bulabilirsem tekrar. Şöyle söyleyeyim. Mario geliyor biliyorsunuz. Sonic'in yenisi geliyor. Minecraft'ın geliyor. Pokemon'un Detective Pikachu ikisi geliyor. Borderlands geliyor. BioShock geliyor. Yakuza geliyor. Death Stranding geliyor. Metal Gear Solid'inkisini yapıyorlar. Ghost of Tsushima'nın hakları kesildi. Gran Turismo'nun filmi çıkıyor. Firewatch'unkisi gelecek. It Takes Two'yu yapıyorlar. Last of Us yapılıyor zaten. Witcher'ın 3. sezonu geliyor. Halo'nun 2. sezonu gelecek. Arcane'in 2. sezonu geliyor. Assassin's Creed'in bir tane dizisi var Netflix'te. Castlevania'nın spin-off'u gelecek. Fallout'un dizisi var Prime'da. Mass Effect'in dizisi var Prime'de yine. Gears of War'ın dizisini Netflix yapıyor galiba. Alan Wake'inkisini yapıyor. Alan Wake'inkisini kim yapıyordu? ABC değil. AMC yapıyor. God of War'ınkisi var Prime'de yine. Ya yani inanılmaz fazla var. İnanılmaz fazla var. God of War filmin itibası bir gibi olursa keyifli olur. Yok, öyle olmaz büyük ihtimalle. Ama daha ciddi, hoş bir şey olabilir ya. Bakalım. Ya beklediğimden, yani bakalım zaman gösterecek ama biraz daha oyun film yap. Bazen anlamıyorum. Hani şeyi anlamıyorum. Hollywood'u bazen anlamıyorum. Bazen çok iyi adaptasyon yapıyorlar. Bazen yani kesinlikle anlamıyorlar. Last of Us'ı izledim o sırada. Last of Us çok iyi olmuş. Çok iyi bir bölümdü. Çok iyi yapmışlar. Dizinin tonu, ilerleyişi ve ekstra bilgileri. Elinden sonra oyunla birebir ama ekstra ufak şeyler atıyorlar böyle. Hep böyle ufak ekstra bir şeyler atıyorlar. Onlar çok iyi. Bu arada Nintendo yine yarak yürek hareketler yapmayı tekrar devam ediyor. 2023 yılında Switch üretimini arttıracaklarmış. Yani tam bir neden. Yani cidden tam bir neden. Yok abi Nintendo çok ayrı bir kafa. Ama hangi Switch? Çok enteresan. Yani diyorum ya inanılmaz enteresan. Alan var çünkü. Abi alan da yok ki. Ya bak şu yüzden alan var ama şöyle alan var. Abi insanlar kendi Switch'inin ikinci versiyonunu almaya başladı. Çünkü yani Amerika'da her bir vatandaşın iki Switch'i var artık. O kadar uzun süredir satıyorlar ki bu aleti. Yani insanlar normal Switch'i aldı. Ya OLED ya da Animal Crossing versiyonunu da aldılar. Xbox Series X'in GameStop'ina normal versiyon kasasında gören GameStop versiyonu Çinliler elle marjinlanmış. GameStop versiyonu oğlum çünkü GameStop'un kendisi alıyor, refurbish ediyor. GameStop'un ikisi fabrikadan gelmiyor ki. Normal yani öyle olması. GameStop'a geri satıyorlar bu tür şeyleri. Ürünü geri satıyorlar. GameStop onu alıyor, içini açıyor, tamir ediyor. Tamir ediyordan kastım işte çok geniş bir kavramı. Ondan sonra şey yapıyor. Ya bu arada bak tamir ediyordan kastım şey çok iyi. O inanılmaz iyi. Dur bak. biliyorsunuz yeni MacBook'lar çıktı. Aynı zamanda yeni Mac'ler çıktı. Apple'ın hani bir tane 56 bin dolarlık Mac Pro'su vardı ya hatırlıyor musunuz? Peynir şeyi rendesiyle aynı görüntüye sahip. 2019 versiyon. 2019 versiyonu rendeni 52 bin dolarlık rendenizi Apple'a geri satmak isteseniz hani trade sisteminde satmak isterseniz ne kadara satabileceğinizi düşünüyorsunuz? 950 dolar. Apple 950 dolar alıyor. Hayatımda bu kadar sert düşen bir şey görmedim. 950 dolar alıyor şu anda. Yani hayatımda bu kadar sikiş görmedim. Dur bak göstereceğim size.
Dur, trade'in nerede? Bak bak. Bak şimdi bak. Açtık. Mac. Bak şimdi. Mesela bak, 1250'ye çıkarmışlar. Çok sağ olsunlar. Çok iyi ya. Bakar mısın? İstediğin herhangi bir Mac'i verebilirsin. Bak hiç fark etme. İstediğin herhangi bir şeyi verebilirsin. 1250 dolar ediyor. En pahalı. İstediğin her şeyi var. En maksimum alabileceğin şey 1250 dolar. O kadar. Daha fazlasını alamazsın. Of, çok iyi. Çok iyi. İnanılmaz iyi. Çok iyi. Yani Apple'dan çok sikiş gördüm. Bu kadarını görmemiştim ama. Yani cidden bak, çok gördüm. Çok gördüm. Yani Apple'ın sikişlerini cidden burada çok gördüm. Çok konuştuk. Hiç bu kadarını görmemiştim. Yo, Mac Pro, diğer aletlerini de öldürüyor bu arada. Ya Apple'ın trade'ini çok kötü abi. Ya Apple, ya şöyle bir şey var. Apple'a trade'in yapacağına ikinci el, ya Apple'ın bu arada ikinci eli çok pahalı. Yani Apple'ın herhangi bir cihazını ikinci el sattığınızda genellikle para kaybınız %10 falan oluyor. Bilmiyorsanız. Türkiye'de. İnanılmaz iyi. Ciddi ciddi. Oğlum, Apple Trade niye Türkiye'de olsun? Gerek yok. Türkiye'de Apple ürünlerini sahibinden sattığınız zaten kar ediyorsunuz. Ben bir kere kar ettim lan yanlışlıkla harbiden. Ben bir kere kar ettim. Ben en son şeyde, laptopta kar ettim. Sattım kendi laptopumu, aldım. Kar ettim. Nasıl oldu bilmiyorum. Tam bir Türk yani. 2012 MacBook bende de. Ya o yüzden Türkiye'de, özellikle Türkiye'de Apple cihazların şeyi düşmüyor. Değeri düşmüyor. Yani Apple'a falan satmaya gerek yok. M1 16 GB, M2 8 GB almayın. 16 GB abi. M1 ile M2 arasında o kadar büyük fark yok. 16 GB çok daha önemli. Kar elde ediyoruz ama alım gücüyle kıyaslamak gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Yok, öyle bile kar ediyorsun. Yeni MacBook aldığında elinde para kalıyor işte. Ülkede Mac alan ve iPhone kullanan ciddi sıkıntısı vardı. Zengin sanıp belli çünkü. Kesinlikle hayatında hiç iPhone veya Mac kullanmamış yorumu bu. Abi Türkiye'de iPhone kullanan insan genellikle tam tersine daha uzun süre kullanıyor. Hani hiçbir bok bilmiyorum yorumu tamamen bu. Çünkü iPhone aldığında 7 yıl 10 yıl kullanıyorsun. Android aldığında 3 senede bir değiştiriyorsun. Enflasyonla dolayı daha çok sikiliyorsun. Üzerine bir de pil değiştiriyorsun. Ekran değiştiriyorsun. Sikiliyorsun. Yani bilmeden yorum yapma bu tamamen. Ya benim iPhone 6 hala çalışıyor. Anneannem kullanıyor oğlum. Taş gibi. Hiçbir sıkıntısı yok. Her ikisini kullanayım. İş yerine toplam PC'mden mis gibi resmen Mac kenarı duruyor. Demek ki sizin iş alanında Mac yanlış karar. Yani o sizin iş yerine yazar abi. Mac'e yazmaz ki. Demek ki sizin işiniz için Mac uygun bir cihaz değil. Niye aldıysa size yazar. Bunun ne alakası var abi? Hemen abone olun.